Arkadaşlar sadece Türkiye'de yok bu basık sevdalıları. Şu an arabanın önü yere sürtüyor. Bizim komşu bu, yan komşu. Arabası çok iyi ya. Adama bakar mısınız? Şimdi evden çıktım arkadaşlar. Bir bankaya gideceğim. Paycheck'imi aldım ama banka kartım gelmedi. Banka kartını soracağım. Bir de size şeyi söylemek istiyorum. Bugün neden böyleyiz? Neden işe gitmiyoruz? Dün 2.45'te uyudum. Bu haftaki 5 videoyu size yetiştirebilmek için 6.45'te kalktım ve duşa girdim. Duştan çıktıktan sonra bir WhatsApp'a bir girdim, bir baktım ki şey yazmışlar. Bugün iş yok. Keşke daha önce yazsalardı da ben de boşu boşuna erkenden kalkıp hazırlanmasaydım. Neyse, şimdi şu anda saat 3.40 geçiyor. Evde bayağı bir montaj yaptım. Dizi izledim. Oturdum, biraz keyfime baktım. Şimdi çıktım evden. Off day verip duruyorlar. Dün hava daha kötüydü. Bugün hava günlük güneşlik. Parkı kapatmışlar. Biz Elisburg'da burada kalıyoruz arkadaşlar. Burası da Second Street. Şimdi Second Street'teyim. Bu caddenin üzerine bir banka varmış. Benim bankam varmış. O bankaya gidiyorum. Hesap soracağım, diyeceğim. Bak kardeş, 20 gün oldu, benim şeyler nerede? Yok diye. Amerikalıları seviyorum ya. Hep böyle hareketler yapıyorlar. Şimdi bankadayım. Oturdum burada, bekliyorum. Buradaki bankalar biraz değişik. Eski videolarımdan da hatırlarsınız eğer eskiden takip ediyorsanız. Bakalım, bekliyorum. İnşallah şu kart işini çözeriz. Arkadaşlar şimdi bankadan çıktım. Şuraya şöyle popomla açayım. Hoppa. Benim aplikasyon diyor da ne demek başvuru formu, application, başvuru formunda şeylerim varmış, yanlış bir şeyim varmış. Beni korumak için hiç banka hesabı açmamış şerefsizler. Ulan insan bir mail atar, bir şey yapar, bir söyler ya. Bir de şöyle bir durum var arkadaşlar, öyle bir nazar ettik ki yarın da park kapalıymış. Ne yapacağım ben bu Harrisburg'da, geldik buraya. Allah Allah arkadaşlar ya, ilk paycheck'i aldık $1,800 ama park kapalı 2 gündür. Bu hafta 3 gün kapandı. $450 zarar demek bu. Neyse, şimdi oradan bir çay almıştım. Şimdi çayımı içiyorum bankadan. Çay içtikten sonra yani çayı yürüyerek içiyorum. Dolaşıyorum buraları falan. Biraz karnım acıktı. Gideceğim bir yerlerde yemek yiyeceğim. Ondan sonra da Walmart'a gitmeyi düşünüyorum. Ben Walmart diyorum, ağzıma alışmış. Artık size çok takmayın yani, biliyoruz doğru olanını. Saat 4.13 geçiyor. 4 otobüsünü kaçırdım. 5'te var herhalde. Gideyim bir yemek yiyeyim, bir şeyler yapayım. Ondan sonra da belki Walmart'a gideriz. Şu anda geçen gün geldiğim AVM'deyim. Bu eve çok yakın. Bir şöyle bir yemek aldım. Pizza alacaktım aslında ama pizzacı kapanmış. Pizzacı kapalı olduğu için bu AVM'ye girdim. AVM'den aldım. Çin yok, Japon yemeği aldım. Bir değişik bir tavuk aldım. Bir de noodle aldım ama bu noodle'a pek benzemiyor. Bildiğiniz makarna. Bir de su aldım arkadaşlar. $6.5 verdim. Böyle buna. Bunu yiyeceğim. Ondan sonra da bakacağım, saat 4.30. Şu yakında müze gibi bir yer var güzel. Belki oraya giderim. Belki de otobüse binip Walmart'a gideriz. Yemeğimi yedim. Güzel güzel. Mideme oturdu yemek. O kadar da güzel değilmiş. Ben güzel güzel yedim. Walmart'a gideceğim ama otobüs direkt gitmiyor Walmart'a. Dönüşte uğruyor. Yani önünden geçecek ama girmeyecek. Kendime şöyle bir şey aldım şimdi, 50 cent'e bunu yiyeceğim, bunu gömeceğim yemeğin üstüne tatlı olarak. Şurada da otobüs durağı var, otobüs durağına doğru gidiyorum. Arkadaşlar şimdi Walmart'a geçiyorum ama öyle bir yağmur yağıyor ki dışarıda. Allah, şuna bakar mısınız ya, acayip yağmur ya. Parkı neden kapattıklarını anladım. Yani sel gibi yağmur yağıyor. İnşallah sağ salim gideriz Walmart'a. Alacaklarımızı alırız. Bir diş macununa ihtiyacım var sadece, o kadar. Başka hiçbir şeye ihtiyacım yok. Sadece gezmeye gidiyorum. Bir de yiyecek bir şeyler aldım. Arkadaşlar bayağı sağanak yağmur yağıyor. Adamlar parkı kapatmakta haklılar. Neyse, biz şimdi Walmart'a geldik. Yavaş yavaş içeriye girelim. Bir insan Türkiye'de Carrefour'a ya da Migros'a karşı bir sevgi duyar mı? Burada Walmart'a karşı duyuyorum çünkü ne ararsanız var, bir de çok güzel bir süpermarket. Bayağı da ucuz bir süpermarket. Şu an kahvaltılıklar reyonundayım. Şu şeylerin çeşitliliğine bakar mısınız ya? Ne kadar çok mısır gevreği var. Şöyle ufak tefek bir şeyler aldım. Su, yoğurt, puding, işte muz, ekmek aldım. Şurada 25 cent'e defterler satılıyor.
Ne kadar güçlü bir ekonomisi var Amerika'nın ya. Arkadaşlar bayağı bir şey aldım. Yani bayağı dedim, ağır bir şeyler aldım. Çok bir şey almadım. Buradan çıktıktan sonra şimdi çıkacağım. Otobüse gideceğim. Çıktıktan sonra eve gideceğim. Sevgili günlük. Eve gittikten sonra hepsini teker teker size gösteririm. Ne aldım, ne kadar aldım. İnşallah yağmur yağmıyordur. Çünkü ağır şeyler aldım ve inşallah bunları taşıyabilirim. Taşırken beni en çok yoracak olan şey şu. Ve su. Bu ikisi beni çok yoracak. O yüzden şimdi kamerayı kapatıyorum. Ve bu aldığım şeylerin de hepsini çantama koyuyorum. Ondan sonra otobüs durağına gidiyorum. Eve gittiğim zaman kamerayı açacağım. Ve alışverişim de 27 dolar tuttu. Hepsini de zaten göstereceğim. Evet sevgili takipçilerim. Eve geldim. Zor şartlar altında da olsa. İçeceği, suları elime aldım. İçeceği de omzuma koydum. Yürüdüm geldim. Şimdi neyi ne kadar aldık? 27 dolarlık bir alışveriş yaptım ve bu alışverişe neyi ne kadar aldım onu göstereceğim size. 2 dolar 48 sente 12'li su almışım. 4 dolara bu peynirli pizzayı almışım. Güzel. 5 çeşit peynir var içerisinde. 7 dolar 54 sente bu eti almışım. Tam sırt kuyruk kısmı, bonfileye denk gelen kısım. O yüzden aldım bunu. Bu çok güzel. Yumuşak olur. Mis gibi olur. Yarın yaparım bunu kendime. Zaten off gündeyiz. Etin ağırlığı da arkadaşlar 84 pound. O da yaklaşık yarım kilo civarı bir şey yapıyor herhalde. 1 dolara da normal ekmek almışım. 1 dolara bunu, 1 dolara da bunu almışım. Gerçek sütten yapılmıştır diyor. Puding bunlar arkadaşlar. 1 dolar 53 sente şu blueberry yoğurdu almışım. Bu nasıl, yamuk mu tutuyorum? Heh, yok doğru. Bu yoğurdu almışım. Bunu da canım çekiyor. Güzel oluyor sabahları falan yemesi. Ya da hatta birazdan yerim bir tane. O yüzden aldım. 3 dolar 33 sente de bunu aldım. İçinde 12 tane var. Ben bunu çok seviyorum arkadaşlar. Tadı çok güzel. Ama tabi diyet olanını aldım. Sıfır kalori mis gibi. 1 dolar 20 sente de böyle bir salkım muz aldım. Bu da yaklaşık 2.72 pound. Yani yaklaşık 1 kilo ile 1.5 kilo arası bir şey. 2 dolar 96 sente de diş macunu aldım. 78 sente de bu gördüğünüz olgunlaşmış mangoyu aldım. Evet, otelde aldıklarım bu kadar. 27 dolar aldım hepsini arkadaşlar. Yani bir tek diş macununa ihtiyacım vardı. Suyu da öylesine aldım. Yani çeşme suyu içmek istemiyorum artık daha fazla. Zaten hiç içmezdim de. Geldik Walmart'a gidemiyorduk. Oradakiler falan içmedi. O yüzden içmiyordum ben de. Ama artık bu normal sudan başka bir su içmek istemiyorum. Çünkü bıktım. Yani birçok şeyden bıktım. Artık buradaki işten de bıktım. Gezmek, dolaşmak istiyorum. Devamlı işte de çalışmak istemiyorum. Parasında da değilim. Para da kazanmayayım. O kadar para göz bir insan da değilim. İstediğim şeyler güzel bir hayat sürmek burada. Yani demek istediğim, ben bu work kısmında burada kendimi feda etmek istemiyorum yoğun çalışmaya. Seviyorum tabii, para kazandıkça insanın hoşuna gidiyor ama kendini kısıtlama olayı da sosyal olarak hiç hoş bir durum değil ve buna daha çok özen gösterip artık daha çok iş videosu yerine sağa sola çekeceğim. Tabii işi de çekeceğim ama nasıl olur bilmiyorum yani. Zaman ne gösteriyor tabii göremiyoruz. Yarın yine park kapalı. Yarın şeye gideceğim, bankaya gideceğim. Sonra buradaki müzelere, parklara falan giderim. Bir arada burada Lanchester diye bir yer var. Orada Amish Village var. Orada Amish insanlar var. Değişik insanlar, değişik kültürleri var. Belki oraya gideriz ve orada güzel bir video çekeriz. Ne elektronik şey, bir şeyler kullanıyorlar, cihaz kullanıyorlar, ne araba kullanıyorlar. Tamamen kendilerini teknolojiden soyutlamışlar ve o şekilde hayat sürüyorlar. Bugünkü videomuz da bu kadardı arkadaşlar. Ben böyle vlog çekmeye devam edeceğim ama bilmiyorum yani, benim hoşuma gitmiyor açıkçası kanalın izlenme seviyeleri ve abone sayısı. Bence daha fazla artması gerekiyor. Siz de desteklerseniz sevinirim, mutlu olurum. Ya da saçma sapan şaka videoları falan mı çekmem gerekiyor daha da büyümem için ya da herkes izlemesi için? Neyse arkadaşlar, çok uzuyor, ben konuştukça konuşasım geliyor. O yüzden bence kapatalım burada. Kendinize iyi bakın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı ve videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Hoşça kalın. Bir de bildirimleri açın. Video geldiğinde haberiniz olsun.